DRC-5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu sabah saat 4.30'da çalıştığı fabrikada geçirdiği iş kazasından sonra 112 ambulansıyla hemen Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Atatürk Devlet Hastanesi yöneticisi Doktor Çetin Duran yaralı işçiye yapılan operasyonu anlattı. Hastamız sabah 5.30 civarında iş kazası sebebiyle bize geldi. İlk geldiği zaman genelde bu çok ciddi oranda ağır bir klinik tabloya geldi hastamız. Hastamız tabir olarak sol diz altında bir amputasyon dediğimiz yani kopma var idi. Bir de sağ elde yaklaşık 15-20 santimlik bir ezilme, kıraç tablosu vardı. Hastada nöbetçi uzmanımız, ortopedi uzmanı Selçuk Kılıç 15 dakika gibi bir zamanda hastamıza müdahale etti. Aşağı yukarı 3-3 saat süren bir ameliyat sonrası hastamız sol diz altından amputasyon yapıldı. Çünkü hayatı tehdit eden ciddi bir yaralanma. Tamamen ezilmeye bağlı, tamamen bir kopma durumu olmuş durumda. Amputasyon yapılarak oradaki hasarlı dokular tamir edildi. Bundan sonraki hayatında işte protezle idame etmesi için gerekli çaba gösterildi. Koldaki olayla ilgili olarak da plastik cerrahi konsültasyonu yapıldı. Daha sonra koldaki olayla ilgili olarak da yine ortopedi uzmanımız Selçuk Kılıç tarafından kas sinir onarımı yapılarak da kolun devam noktasında gerekli işlem yapılmış oldu. Şu an itibariyle hastamızın genel durumu iyi. Hayat tehlikesi şu an itibariyle yok. Hem hastaya yakınları bilgilendirdik, hem de hastaya bundan sonraki hayatıyla ilgili, protezle ilgili yürüyebileceği, koşabileceği, protez implantı yapılacağı noktası bilgiler verildi. Şu an itibariyle.